kervanımız Ali'ye doğru. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'ye doğru. Gitti kervanımız Ali'ye doğru. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'ye doğru. Ben Ahmet Özer'dim. Karaözülüyüm. Tarihi belgeler üzerine daha çok da buranın yani Karaözü'nün tarihi, kültürü, folklor üzerine derlemeler yapan, yazan, çizen bir tanesiyim. Arkamızda gördüğümüz Şahruh Köprüsü, Şahruh Bey tarafından yapıldığı söylenir. Fakat daha sonra da tamir ettirilmiş 1492 yılında. Dulkadır oğulları beyliği Şahruh tarafından yapıldığı ve oğlu tarafından tamir ettirildiği söylenilir. Fakat aslında buranın yanılmıyorsam Romalılar döneminden kalma bir köprü olduğu, buranın taşlarının bir kısmının hatta yapılırken kullanılan taşların kala deresi kenarındaki kaleden alındığı söyleniliyordu o dönemde. Şimdi burası sekiz gözlü. Bu çift kemerli bir köprü. Bir de bunun içinde yapılırken üst tarafında, üstünde kemerler var. Ayakları tamamen ardıçtan çakılı kazıklar üzerinde. Bir kısmı dikine, bir kısmı enine,
20'lik ya da 30'luk çivilerle, dövme çivilerle yapıldığı tespit edilmiş vaziyette. Sular çekildiğinde o abonoz ağaçları suyun yüzündeydi. Onun için de bu tamiri yaptılar. Bu gölü onun için oluşturdular. Köprünün ayakları açıkta olmasın ve köprünün ayaklarının üzerine kurulu olduğu o ağaçlar da dışarıda kalıp çürümesin diye yapılmış vaziyette. Burası daha sonraları defalarca tamir ettirilmiş. Kitabesi Sivas'ta. 1928 yılında köprünün sol sağ tarafının kuzey ucunda yerden 2-2,5 metre yukarıda dururken zamanla düşmüş. Bunu almış Sivas'a götürmüşler. Tamir ettirilirken de 1996 yılında tamir ettirilirken de burası o taş getirilememiş. Hala Sivas'ta orta yerde aralıkta olduğu söyleniliyor. Ve kitabesinin de böylece yıpranmış ve zararı uğramış olma ihtimali de yüksek. Burada böyle de bir tarihi misyon eksikliği mevcut. Şahrık Köprüsü'nün esas misyonu herhalde Samsun Limanı'yla İç Anadolu bölgesine birbirine bağlayan bir düşünceden meydana geldiği, kaynaklandığı sanılıyor. Yani Kızılırmak Yayı içerisindeki o verimli topraklardan elde edilen ürünlerin bir kısmının buralardan güneye, İskenderun'a doğru götürüldüğü söylenir. Zaten bir de burası Konar Göçer aşiretinin devindiği bir yer. Onun için de bu köprü buraya lazım olmuş. Esas bunun 1600 metre daha kuzeyinde bir köprü var. Ona eski köprü diyorlar. Ayakları hala duruyor. Bu köprü aynı zamanda ahşap bir köprü. Ayağının bir tanesi duruyor, bir tanesi de Kızılırmak'ın içerisinde serilmiş vaziyette. Biz onları biliyoruz. Zaman zaman yıkandığımızda, ırmağa girdiğimizde onları ayaklarımıza takılıyordu. Bunun ne olduğunu o zaman bilmiyorduk ama ayağın bir tanesinin öbürü açıkta duruyor. Zaten bir müddet sonra da gidip onu da görüntülemek mümkün olacak. Hani şu ünlü Türkiye'ye ait olduğu söylenir. İşte köprüden geçerken köprü yıkıldı, 300 atlı birden suya döküldü filan gibi. Gariptir bir de o bölgeye yakın bir yerde kum ocağı açılmış, kumlar taşınmış. Kumlar taşınırken oraya 30-40 kadar yanılmıyorsam mezar mevcut. Mezarları tespit etmişler, incelemişler. Türk mezarları olmadığı tespit edilmiş. Yani Anadolu'da eskiden yapılmış olduğu sanılıyor. Köprü hakkında, köprünün uzunluğu, yapılış tarihleri, tamir ediliş tarihleri filan köprünün baş tarafında karayolları tarafından yazılmış vaziyette. Onlar daha tafsilatlı ve daha rasyonel bilgiler olarak düşünülmeli. Benim söyleyeceğim bundan ibaret. Bu taşın adı Kulunç Taşı. Kulunç Taşı eskiden buraya oturur, kuluncunu sürerlermiş. Bunun sonucunda da sırtında, belinde, kuluncunda ağrı, sızı kalmazmış. Tedavi ettiği söylenilir, ona göre inanılır. Aslında bu taş mihrap niteliğinde.
Eskiden Konar Göçer aşireti buradan geçerken burayı mihrap olarak kullanmış ve burada bayram namazları, cuma namazları kılınıyormuş. Onun için de bu Beratlı olduğu için bu taş kabul edilmiş. Köprü Beratlı. O nedenle de bu taşa da Kunuş taşı demişler. Aslında tamamen bir inanç niteliği taşıyor. Kıbleyi gösterdiği için, namaz burada kılındığı için o nedenle bu taşı böyle yapmışlar ve burada da ibadetlerini yerine getiriyorlarmış. Taşın özelliği bu. Bu arkamda gördüğünüz köprü ayağı eski köprüye ait. Buraya eski köprü diyorlar. Hani ünlü Kızılırmak türküsüne konu olduğu söylenilen bir köprü. İşte köprüden geçerken köprü yıkıldı, 300 atlı birden suya döküldü. Nice yiğitlerin beli büküldü. Nittin allı gelin, Kızılırmak allı gelini, çevresi oyalı pullu gelini filan denilen köprü. Burası ağaçtan, ahşaptan yapıldığı için İki tarafında köprünün ayakları mevcut. Bu ayağın bir tanesi. Bir tanesi de Kızılırmak'ın sağ tarafında suyun içerisinde serili vaziyette. Ahşaptan olduğu için zamanla burası yıkılmış. Yıkılınca daha sonraları Şahruk Köprüsü kurulmuş. İşte 1492 yılında yapıldığı söyleniyor Şahruk tarafından. Buranın özelliği bu. Bu gördüğünüz Horasan'dan yapılmış tahta köprünün ayakları, ayaklarından bir tanesi. Öbür ayak suyun içerisinde. Hangi tarihte yapıldığı, kim yaptığı, niçin yapıldığı hakkında bilgi yok. Kayıtlarda da bir sürü aradık, taradık, bulamadık. Buranın tarihi bilgisi bundan ibarettir. Yanında yöresinde de bir yazılı belge de yok, kitabesi de yok. Yalnız bu da aynı oradaki Şahruk Köprüsü'nde olduğu gibi ardıç ayaklar üzerine kurulu. Biraz daha yakından çekim yapıldığı zaman suyun içerisinde bu taş ayağın altında ardıç kazıkların olduğu gözükür. Aynı sistemle yapılmış bir düzenek ya da işte bir köprü ayağı bu.
demin görüntülediğimiz o temeller kalenin temelleri. Burası kale. Kalenin taşları yok etrafta gözüktüğü gibi. Bu taşlar zamanında Şahruk Köprüsü'ne götürülmüş, köprü yapımında kullanılmış. O nedenle taşlar yok, sadece taşların temelleri mevcut. Arkada gördüğümüz bölüm ortak Kızılırmak bölümü. Burası aynı zamanda Emlak yöresi. Tarihte Emlak olarak geçiyor. Arkamızda gözüken de Karözü. Karözü'nün özel bir konumu var. Bu evler tamamen mobil evler deniliyor. Hepsi bahçelidir. Klasik Türk köylü karakterinde değil, tamamen geniş. Hiçbir köyün bir tarafından bir tarafı 5 kilometre değildir. Ama Karözü 5 kilometrelik bir alanda kurulmuş. Bu da özel bir yapıya, özel bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Thank you.
selvi boyuna. Asılsız çekermiş asıl soyuna. Erişti neredeyse selvi boyuna. Asılsız çekermiş asıl soyuna. Bilmem kimleri de alır boynuna. Daha kimleri de alır boynuna. Ben kıyıp da elim değmedi dostum. Ben kıyıp da elim değmedi1949 doğumlu Seyit Doğan'a ismim. Aslen Kayseri Sarı olan Karızı nüfusuna kayıtlı olup halen yazları burada kalıyorum. Kışları ise Kayseri'de ikamet ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu Cumhuriyet döneminde köylülerimizin kullandığı parçalar. Örneğin Karasapan, düğen, tırmık, at arabası tekeri, ekmek yapmak için ahşaptan yapılmış, kurgan ağacından yapılmış parça, gaz ocağı, honisi, öbür tarafta su taşımak için askılık. Bu eskiden atların ve öküzlerin ayaklarını tırnaklarını alıp almaya yarayan dörpü. Gene aynı düğün malzemesi. Şu atların, eşeklerin, develerin kullandığı, şunlar halı mahası, şunlar halı malzemesi kullanıyor. Şu sepet, şu da eskiden kullanılırdı. Dövme bu. Osmanlı dönemi, Cumhuriyet döneminin zamanlarında dövmeden yapılmış korkuluk. Şimdiki pencereler yapılan korkuluk. Şu sabunduruk, şu kısbık, şu ormaniye, orak, şunlar gene tokaç, tohmak, şunlar Osmanlı döneminde büyük kapılara kullanılan anahtar, şu at yelesi, şu gaz feneri, gemici feneri dedikleri, şu yün ve darama aleti, şu sallama, eskiden kuyulardan çıkan sallama, şu ekmek, yemek kullanılan kepçe, şunlar malum, şunlar gene öküz malzemeleri, şu saplama, şu düğen kanının tekeri, şu eskiden kullanılan bulgur mulgur kaynatırken alıp aktarmaya yapayan, şu kavakların şeylerini temizleyen, yapraklarını, dallarını temizleyen, şunlar da aynı, şunlar düğünde kullanılan malzemeler. Şunların da hepsi ayrı ayrı bir çeşittir. Bunlar benim koleksiyonumdur. Koleksiyonumdan bir parçadır. Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında şimdiye kadar kullanılıyor. Şimdi bazı sonradan hatırladıklarım var. Şu sabunduruk. Bu kanı giderken gıcırdama yaptığı zaman bundan yaparlar. Kanı daha iyi hareket etsin diye. Şu iyi. Şu kaşağı. Şu eskiden şimdiki matkabın yaptığı görevi yaparlardı. Burgu. Halen daha kullanılıyor. Halen. Şunlar şimdi gerçi halen son zamanlarda gene biraz kullanılıyor ama bu da pancar, kök ayırmak için, çekmek için.
Şu gördüğüm alet de biraz daha orijinali, teşlerin diplerindeki ekmekler yapıyor. Fakat şimdi ise bunları tekrar kürek, bel vesaire çamurlarını kazımak için kullanılıyor bu. Şu ise şimdi eskiden bulgur çekmek için, bulgur, çemen vesaire çekmek için kullanılıyor. Taştan yapılırdı. Halen çeker yani faal. Şunlar da eskiden küp, peynir vesaire kullanmak için olan kullanılan küpler. El yapısı bu da şu taştan yapılmış, bu da dövme demirden yapılmış. Eskiden ilaç, çedene vesaire ezmek için, toz etmek için ilaç kullanılır. Bu da ilaç yapımında da kullanılırmış bu da eskiden. Evimizin çatısını çatanı yerindedir ahıt bura koyusun. Bizim aydın kervanına katanın sızlatma kemiği. Medeniyet kapısını açan ışığın her tarafa saçan. Ananı babanı bir de hocanı kadim dostu dahi. Thank you.
ananı babanı, onca hocanı, kadim dostu dahi bırakın. Dağdaşı garam özü yapanı, şahı kumbaşını, mekan tutanı. Atatürk yoluna başım koyanı, yerinde de rahat. Atatürk yoluna başın yorunu, yerinde rahat. Evet, size şimdi tanıtacağım kişi Cemal Yapıcı, Karaözünde tanınmıştır inşaat malzemeleri satan. Bu gördüğünüz bütün eşyalar eskide kullanılan Cemal Yapıcı'nın evinde. Bunlara eskiden kullanılıyordu, sürekli kullanılan sini adı veriliyordu. Annemden gördüğüm, yemek yeniliyordu, buğday falan kaldırılıyordu. Bunlar helke, terazi, bunlarla da diyorum yün, koyun yünleriyle diyorum ip yapılıyordu örgü için. Burada da kullanılıyordu fakat ismini şu an bilmiyorum ama bunlarla da diyorum koyun yünleri taranıyordu. Oradan sonra bunlar tava, bunlara gaz lambası lüks olarak geçiyordu. Hatırladığım kadarıyla irbik, bunlar tuvalet, evet eskiden tuvaletler, şu anda hala dışarıda olan tuvaletlerde kullanılıyordu. Bu küp, pekmez, turşu, gilobolu, onlar konuluyordu. Bu yayık yapılıyordu. Tereyağı çıkartılandı. Başka aklımda bulunan, hatırladığım. Yağ falan çıkar, tereyağı çıkıyordu. Başka hatırladıklarım burada. İsim olarak bunlarla da babaannemde görmüştüm. Yün yapıyordu. İp, koyun yününden yapılan bir şeydi. Bunlar güğüm olarak geçiyordu. Yok, güğüm olarak mıydı? Adını tam hatırlamıyorum. Bu bir tas. Tas adı verilmişti. Tas olarak kullanılıyordu hatırladıklarım. Ondan sonra neyi desem, helke. Görevi yapmış, göçmüş dünyadan, başucuna varan.